Abdullah Muradoğlu ABD Suriye'den elini çekecek mi? Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepki olarak istifa yolunu seçen ABD Savunma Bakanı James Mattis, görevden ayrılma tarihi olarak 28 Şubat 2019 gününe işaret etmişti. Ancak Mattis detaylı bir istifa mektubu yayınlayarak Trump'ı kamuoyu önünde eleştirdi. Bunun üzerine Trump, Savunma Bakanlığı'na vekaleten atadığı Patrick Shanahan'ın 1 Ocak 2019 günü itibariyle görevine başlayacağını duyurdu. Trump, Metis'i sertçe eleştiren mesajlar da yayımladı. Suriye kararıyla bağlantılı ikinci bir istifa haberi ise IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'tan geldi. McGurk'un 2019 yılı başlarında görevinden ayrılması bekleniyordu. Bu yüzden Trump, McGurk'u fırsattan istifade tribünlere oynamakla itham etti. Shanahan, Savunma Bakanlığında Metis'ten sonra ikinci adam pozisyonundaydı. Makine mühendisi olan Shanahan, hem Trump'a hem de başkan yardımcısı Mike Pence e çok yakın. Shanahan, Amerikan askeri endüstriyel kompleksi ile ilişkili bir isim. Shanahan, 30 yıl Boeing'de üst düzey görevlerde çalıştı. Dünyanın en büyük uçak ve helikopter üreticisi olan Boeing, ABD savunma harcamalarında aslan payını elinde tutan 5 büyük şirketten biri. Trump'ın Suriye kararı sonsuz savaşlar isteyen neokonların yanı sıra hisali de rahatsız etti. Netanyahu hükümeti şimdi de 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri üzerindeki ilhak kararını Trump'ın tanıması için bastırıyor. Cumhuriyetçi Senatörler Ted Cruz ve Tom Cotton bu bağlamda bir tasarıyı Senatör Dışişleri Komitesi'ne iletmiştiler. Neokonlar tasarıyı atıfta bulunarak Golan Tepelerinin İsrail ahati olduğunu ilan etmesi için Trump'a çağrı yapıyorlar. Bu arada Metis'in önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen İsrail gezisinin iptal edildiğini hatırlatalım. Metis'in İsrail gezisinin ana konusu Suriye'ydi. Trump'ı Suriye'de kalması için ikna edemeyen Netanyahu son hamle olarak Brezilya'na işsel müttefiki olarak tanınan ABD Dışişleri Mike Pompeo ile yüz yüze görüşecek. Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Jair Bolsonaro kazanmıştı. Bolsonaro 1 Ocak 2019'da göreve başlıyor. Açılış törenine katılacak olan ABD heyetine Pompeo başkanlık edecek tropikal Trump olarak anılan Bolsonaro, Brezilya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan etmişti. ABD Suriye'den tam olarak elini çekecek mi yoksa bir başka plan mı var? FoxNews.com yazarlarından emekli general Anthony Tata'nın Trump'tan ABD askerlerinin yerini özel güvenlik şirketlerine devretmesini istemesi kafa karıştırıcıydı. General Tata, 2006-2007'de Afganistan, ABD ve müttefik güçler komutan yardımcılığı yapmıştı. Trump'ın iş adamı olarak devlet hizmetlerinin özelleştirilmesinin verimliğini anladığını atıf yapan General Tata, Suriye'deki birliklerimizi özel askeri müteahhitlerle değiştirmek, Cumhurbaşkanı, ulusumuz ve Doğu Suriye'deki müttefiklerimiz için kazan kazan fırsatı verebilir, diyor. Tata'nın önerisi Irak'ta kötü siciliyle bilinen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan projesini hatırlatıyor. Prince'in Suudi Prensi Muhammed bin Selman'ın akıl hocası olarak anılan Abu Dhabi Prensi Muhammed bin ile çok yakın ilişkileri ve iş bağlantıları olduğu biliniyor. Prince'in dönemin Beyaz Saray baş stratejisti Steve Ben'in aracılığıyla Trump'a önerdiği proje, Afganistan'daki ABD askerlerinin yerini özel güvenlik şirketlerinin almasını içeriyordu. Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kaşlan'ın da destek verdiği söylenen proje, İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Amerikan versiyonuydu. Trump'ın Afganistan'dan çekilme isteğinden bu şekilde yararlanmak isteyen Prince, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster'la Savunma Bakanı James Mattis tarafından engellenmişti. Tata'nın önerileriyle Prince'in Afganistan projesi neredeyse tıp atıp aynı. Acaba General Tata'nın önerisinin arkasında da Prince'in eli mi var?